Yeryüzünün yüzeyine yakın bir konumda, toprağın üzerinde duran 5 kilogramlık kütleye sahip bir tahta parçası olduğunu düşünelim. Bu türden bir tahta parçasıyla toprak arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,60. Kinetik sürtünme katsayısı ise 0,55'tir. Bu katsayıları biri ölçüp hesaplamış olabilir ya da bu bilgiyi bir kitaptan edinmiş olabiliriz. Diyelim ki bu cismi 100 Newton'luk bir kuvvetle itiyoruz. Bu durumda ne olur dersiniz? Eğer sürtünme yoksa, yani burası tamamen sürtünmesiz bir yüzey ise ve hava direnci yoksa, işleri basitleştirmek için örneğimizde hava direnci olmadığını varsayıyoruz. Bu durumda ekranda gördüğümüz yatay doğrultuda sadece tek bir kuvvet olur. O da bu 100 Newton'luk kuvvet. Bunun net kuvvet olduğunu düşünürsek oldukça dengesiz bir durumla karşı karşıya demektir. 5 kilogramlık bir cisme sağa doğru uygulanan 100 newtonluk bir kuvvet var. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme formülünü kullanacak olursak buradaki ivme ve kuvvet vektörel niceliklerimiz. Kuvvet bölü kütleyi hesapladığımızda sağa doğru 20 metre bölü saniye karelik bir ivme olduğunu görürüz. Bu durum sadece sürtünmenin olmadığını varsaydığımızda geçerli olur. Ama burada sürtünme olduğunu biliyoruz. Öyleyse bunu nasıl çözebileceğimize bir bakalım. Sürtünme katsayısı buradaki kımıldatma kuvvetiyle yüzeyin normal kuvvetinin büyüklükleri oranıdır. Kımıldatma kuvveti derken cismi kımıldatmaya yetecek, onu hareket ettirecek bir kuvvetten bahsediyoruz. Önceki videolarımızdan hatırlarsınız. FB diyelim kımıldatma kuvvetimize. Cisim kımıldasın. Hareket etsin ki kinetik sürtünme katsayısını da kullanabilirim. Statik sürtünme katsayısı bu kımıldatma kuvvetinin cisimle yüzey arasındaki temas kuvvetine oranıyla bulunur. Bu temas kuvveti aynı zamanda yerin cisme uyguladığı normal kuvvettir. Hareket etmeye başlayınca kinetik sürtünme katsayısı da sürtünme kuvveti bölü normal kuvvete eşit olur. Bu kımıldatma kuvveti ya da cismi harekete geçiren kuvvet için sürtünme kuvvetini yenen ondan daha büyük bir kuvvet olduğunu da söyleyebiliriz. Cismi yüzeye bastıran normal kuvvet ne kadar büyük olursa yani birbirlerini ne kadar sıkıştırırlarsa o kadar büyük bir kımıldatma kuvvetine ihtiyaç duyarız. Ya da daha fazla sürtünme kuvveti harekete karşı etki eder. Her iki durumda da sürtünme kuvveti hareketle ters yönlüdür. Şu yöne ettiğinizde sanki sürtünme kuvveti birden hareketle aynı yönde olacakmış gibi görünebilir. Ama yine harekete ters yönlü olacaktır. Öyleyse sürtünme kuvvetini yenmek için gerekli kuvvet ne olabilir buna bakalım. Burada cisme etkiyen yer çekimi kuvveti, yer çekimi alanı 9,8 metre bölü saniye kare çarpı 5 kilogram olacak. 5 çarpı 9,8 eşittir 49 kilogram metre bölü saniye kare ya da 49 newton olur. Yer çekimi kuvvetimizin büyüklüğü 49 newton ve yönü de dünyanın merkezine doğru. Normal kuvvetin varlığından bahsedebiliyoruz. Çünkü cisim aşağı doğru ivmelenmiyor. Bu demektir ki yer çekimi kuvvetini dengeleyen başka bir kuvvet var. Ve örneğimizde de bu normal kuvvet yukarı doğru ve büyüklüğü de 49 Newton. Bunlar birbirlerini götürüyor ve zaten bu yüzden de cisim ne yukarı ne de aşağı doğru inmeleniyor. Kımıldatma kuvvetinin normal kuvvete oranının 0,60 olması gerekiyor. 49 Newton çarpı statik sürtünme katsayısı yani 49 çarpı 0,60. Bu sürtünme katsayılarının birimsiz olduğunu unutmayın. Bu yüzden bu işlemin sonucunda birimimiz yine Newton olacak. 49 çarpı 0.6 eşittir 29,4. Bulduğumuz bu kuvvet statik sürtünmeyi yenen kuvvettir. Cisme uygulanan kuvvetse bundan çok daha fazlası. Yani 100 Newton'lu kuvvetle hareket ettirmeye başladığımız o ilk anda net kuvvet ne kadar olur? Şimdi bu yönde 100 Newton'lu kuvvetimiz var ve statik sürtünme kuvveti de ters yönde 29,4 N. Cisim hareket etmeye başladığı o andan itibaren kinetik sürtünme de devreye girer. Ama tam hareket başladığı anda o kısa sürede net kuvvetimiz 100 29,4 olmalı. Yani sağa doğru 70,6 N'luk net kuvvetimiz olur. Bu kısacık an içinde statik sürtünmeyi yenerken bir taraftan da sağa doğru 70,6 Newton'luk bir net kuvvet uyguluyoruz. O anlık ivmeyi de net kuvveti kütleye bölerek buluruz. 70,6 bölü 5 işlemi bize 14,12 metre bölü saniye kare sonucunu verir. Yani sağa doğru 14,12 metre bölü saniye karelik bir ivmemiz var. Ama bu ivme sadece o kısa süre için geçerli. Çünkü cismi kımıldattığımız an cisim birdenbire hareket etmeye başlar. Cisim hareket edince de artık kinetik sürtünme katsayısı devrede demektir. Hala bir direnç olmasına rağmen cisim bulunduğu yerden kalkar. Cisim yerinden kımıldadığı anda sadece o ana özel anlık bir ivmemiz var. O andan itibaren kinetik sürtünme katsayısı devrede. Hareket etmeye devam ettiğimizi varsayıyoruz. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü daima hareketimize ters yönde olacak. Sürtünme kuvvetini şu şekilde bulacağız. Normal kuvvetimiz 49 N. Bu eşitliğin iki tarafını da 49 ile çarparsak, 49 çarpı 0,55 eşittir 26,95 olur. Bulduğumuz 26,95 Newton, cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğüdür ve harekete ters yönlüdür. Cisim bu yönde sağa doğru hareket etmeye başlar başlamaz, sürtünme kuvveti de bu yönde sola doğru etki eder. Hareket etmeye başlayınca hala 100 Newton'luk kuvvet uyguladığımızı varsayalım. O zaman net kuvvet ne olur? Şimdi sağa doğru 100 Newton'luk kuvvetimiz var. Ve ters yönde de 26,95 Newton'luk kuvvet var. Şunu unutmayın. Çizdiğimiz bu vektörler cismin kütle merkezine etkiyor vektörlerin kuyruklarını kütlenin merkezine yerleştirebiliriz. Herhangi bir şekilde çizebiliriz. Ama bunun cisim üzerine etki ettiğini unutmayın. Emin olmak istiyorsak kütle merkezinde gösterebiliriz. Böylece tüm atomları tek bir noktada yoğunlaşmış tek bir cisim gibi kabul etmiş oluruz. Net kuvvete geri dönecek olursak. Evet. Şu anda net kuvvetimiz ne kadar? Sağa doğru 100 N var. Sola doğru 26,95 Newton. 100 Newton sağa doğru uyguladığım kuvvet. 26,95 Newton ise daima harekete ters yönlü etki eden sürtünme kuvveti. 100 eksi 26,95 işleminin sonucu 73,05 Newton olur. Yani hareket etmeye başlayınca sağa doğru 73,05 Newtonluk bir kuvvet oluşur. Bu bizim net kuvvetimiz. Peki hareket ettikten sonra cismin ivmesi ne kadar olur? 73,05 bölü kütle yani 5 kilogram eşittir 14,61 metre bölü saniye kare olur. Yani ivmemiz 14,61 metre bölü saniye kare. Burada ne olup bittiğini kesin bir şekilde anlamanızı istiyorum. Cismi yerinden kımıldatmaya, hareket ettirmeye yetecek kuvvetimiz her zaman var. Ama tam hareket ettirmeye başladığımız noktada öncelikle statik sürtünmeyi yeniyoruz. Kısa bir süreliğine ivmemizin büyüklüğü daha az oluyor. Çünkü burada statik sürtünmeyi aşmaya çalışıyoruz. Cisim hareket etmeye başladığında sabit bir kuvvet uyguladığımızı varsayalım. Hareket etmeye başladığımız için kinetik sürtünme kuvveti de devrede oluyor. Hareket etmeye başladığında net kuvvet sağ tarafa doğru büyümeye başlıyor. Bunu cisim hareket etmeye başladığında sürtünme kuvvetinin azalması olarak da yorumlayabiliriz. O noktada sürtünme kuvveti 26,95 Newton'a kadar düşüyor ve cisim sonra da sağa doğru 14,61 metre bölü saniye karelik daha büyük bir ivme ile hareket ediyor. Cisim kımıldadığı anda ivmesi 14,1 metre bölü saniye kareydi. Ama bu anlık bir durumdu neredeyse fark edilemeyecek kadar anlık. Sonrasında cisim hareketine bu 14,61 metre bölü saniye karelik ivmeyle devam ediyor diyebiliriz.